Bilmiş ol ki bu bölümde aranan ancak bizzatihi muhabbetin hakikatinin ne olduğunu, sonra şart ve sebeplerini, daha sonra da Allah hakkındaki anlamının hakikatini bilmekle mümkündür. İlk önce bilinmesi gereken asıl, marifet ve idraksiz, yani bilip anlamadan sevginin tahakkuk edemeyeceğidir. Çünkü insan ancak bildiğini sever. Bunun için cansız bitkilerin sevgiyle vasıflanması mümkün değildir. Sevgi, canlı ve anlayışlı olanların özelliğidir. Bu idrak edilen eşyada, idrak edip anlayanın tabiatine uygun, hoşuna gidip zevk aldığı ve tabiatine uymayıp hoşuna gitmeyen, canını sıkan ve bir de ne zevk ne de elem veren olmak üzere üçe ayrılır. Anladığı, zevk ve rahatlık duyduğu her şey idrak sahibi için sevimlidir. Anlayışında acı duyduğu her şey de onun için sevimsizdir. Lakin ne zevk ne de üzüntü duymadığı şeylere gelince bunlar mahbub ve mekruh olarak vasıflanmazlar. Demek ki zevk alınan her şey zevk alan için sevimlidir demek, gönül ona meyleder demektir. Sevimsizdir demek, gönül ondan nefret eder demektir. Demek ki sevgi, gönlün zevk aldığı şeye meyletmesi demektir. Bu meyil kuvvetleşirse buna aşk derler. Buğz da eziyet edici ve zorluk veren şeylerden tabiatın nefret etmesidir. Kuvvetleştiği vakit buna makt derler. İşte bilinmesi gereken muhabbet ve sevginin aslı budur. İkinci derecede bilinmesi gereken husus, sevgi bilip ağlamaya bağlı olduğu için bilgi ve anlayışın bölünmesi nispetinde muhabbetin de bölümleri olduğunu bilmektir. Her duyu anlaşılabilen şeylerden birini anlayabilir ve aldığı şeyden zevk alır da fıtraten ona meyleder ve onu sever. Mesela gözün zevki görüp hoşlandığı şeylerdedir. Kulağın zevki duyduğu güzel seslerde, burnun zevki aldığı güzel kokularda, dilin zevki yemeklerin tadında, tutmanın zevki de yumuşaklık ve zevkini okşayan şeylerdedir. İşte duyular vasıtasıyla anlaşılan bu şeyler, hoşa gittikleri için sevilirler, yani zevki selim onlara meyleder. Hatta Resul-i Ekrem, dünyanızdan üç şeyi sevdim: güzel koku, kadın ve gözümün karargahı namazda kılındı buyurdu. Namazı göz karargahı ve en üstün derece sevilenlerden saydı. Halbuki o beş duyunun hiçbiriyle bilinmez. Belki altıncı bir duyuyla bilinir ki bunun da kalp olduğu söylenir. Bu duyuyu ancak kalp sahipleri anlar. Beş duyuyla elde edilen zevk de hayvanlar da ortaktır. Onlar da bu zevkleri alırlar. Eğer sevgiyi beş duyuya bağlar ve Allah-u Teala bu beş duyunun hiçbiriyle idrak edilmeyip hayalde tasavvur edildiği için sevilmez dersen, o vakit altıncı hissi iptal etmekle insanlığın özelliğini kaybetmiş ve insanı hayvanlar derekesine düşürmüş olursun. İnsan, akıl, nur, kalp veya hangi ifadeyle olursa olsun bir özellikle hayvandan ayrılır. İnsanı hayvanat derekesine indirmek çok yanlıştır. Çünkü batini basiret, zahiri basardan, yani baştaki gözden çok daha kuvvetlidir. Kalp gözden daha çok anlar. Halbuki aklın manalardan anladığı güzellik, gözün gördüğü suretlerden anladığı güzellikten daha büyüktür. Buna göre beş duyuyla idrak edilmekten çok üstün olan ve kalp ile idrak edilen ilahi ve şerefli şeylerin zevki daha büyük olur. Bu bakımdan dürüst tabiat ve sağduyu buna daha çok meyleder. Zaten sevgi, anlaşılan şeyden alınan zevke, gönlün meylinden başka bir anlam taşımaz.
Buna göre Allah sevgisini ancak insanlık derecesinden hayvanlık derecesine düşen ve beş duyudan başka bir şey bilmeyenler idrak edebilirler. Üçüncü asıl, insanın kendisini sevdiği gibi kendisi için başkasını da sevdiğinde şüphe edilmemesidir. Fakat acaba o başkasını kendisi için değil de başkası için sevebilir mi? İşte zayıf görüşlü insanları zor duruma düşüren burasıdır. Bunlar bir insanın başkasını o başkasının zatı için sevdiğini kabul etmezler. Onun zatından hariç sevene bir faydası olmadıktan sonra o sevilmez derler. Halbuki gerçek olan bunun aksidir. Herhangi bir şeyden sevene bir fayda gelmediği halde yalnız zatı için de sevilebilir.